her yerde özgürlüklerden, din hürriyetinden bahsedildiği bir dönemde yurdumuzun batısından gelen bir haber tıpkı Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gibi şoka etkisi yapmıştır. Edirne 75. yıl ilköğretim okulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Ahmet Anıt isimli öğretmen derste kavga eden öğrencilerini hadisi şerifle uyarınca başına gelmeyen kalmamıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin şikayetiyle hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebinde bulunulmuştur. Bu zorba dernek yöneticilerini, bu dilekçeyi ve davayı kabul eden savcıyı tebrik ediyoruz. Bu devirde hadis söyleyen ve öğrencilerini peygamber sözüyle uyaran öğretmenlerimize dava açan yetkilileri de tebrik ediyoruz. Din kültürü dersinde ne anlatılmasını ve ne söylenilmesi gerektiğini bu konuda kendilerinden emirler bekliyoruz. Bu zorba, baskıcı ve dikta zihniyeti halkımız çok iyi tanımaktadır. 28 Şubat sürecinde tanık olduğumuz bu zorbalıkların hala devam ediyor olması düşündürücüdür ve üzüntü vericidir. Hala yargının bir kısmı halkın değerlerine ve kör ve sağır durmakta inanan insanlara hukukun yerine kendi köhnemiş zihniyetleriyle bakmaktadırlar. Bu zihniyetiyle takipçilerini kınıyor, ayet ve hadis söyleyen bizleri de sayın savcıya ihbar ediyoruz. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi görendir. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsınız. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzüz üstü sürünerek haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve sahi bizler bir yığın, kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla dirileceğiz?